Girdik ama ben şöyle açıklama ihtiyacı ise, daha doğrusu şöyle bir açalım, zihnimiz açılsın. Şimdi şöyle bir, hem Fuat Uğur'un anlattıklarından hem Hacı Yakışıklı'nın anlattıklarından şunu da diyorum. CHP'den de çıkabilir. Terörle iltisaklı evet, milletvekili AKP'den de çıkabilir. Çıkmış. Çıktı da nitekim. AK Parti'den de çıkabilir. Ama kurumsal olarak onlar onu savunmuyorlar tabii. Efendim? Çıkan terörist olduğu iddia edilen ve hakkında soruşturma yürütülen kişiyi, örneğin Aykan Aydemir'i veya ne bileyim Hakan Şükür'ü şu anda AK Parti savunuyor mu? Ya 81 savunmuyor. İlin emniyet müdürünün 75'ini FETÖ'cülere vermiştim. İşte bunu Efkan Ala söylüyor. İşte diyorum. Hayır, savunmuyor. Savunmuyor. Hali hazırda savunuyor. Valiler, yani kaymakamlar bir fark ortalıkta var. Ama şu anda mesela yani Semra Güzel demiyor. Semra Güzel'in yani açıkça fotoğrafları işte çıktı. Aynı değil, aynı ama halen savunuyorlar. Arada fark bu. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bakın HDP. Buna göre açarsanız. Tamam, buna göre. HDP şu anda meşru mu kardeşim? Şu anda meşru. Meşru mu? Meşru. Meşru. Türkiye Büyük Millet yani, Meclisi'nde kaç parti var? Ya kaç grup var? 8 galiba. 6 şey, grup. 6 olur. 5 grup var. İyi Parti. 5 grup var. 5 grup var. 5 grup var. HDP kaçıncı? 3. büyük grup. Bak, HDP 3. büyük. Hacı sen söyleyince bir şimdi, şüpheye düştüm diyorsun. Güzel. Hazine, şimdi biraz önce Gürsel Tekin de saydı. Ya her sene hazineden yardım veriyoruz. Terör örgütüyse niye yardım veriyoruz hazineden? Kırmızı plaka. Terör örgütüyse niye meclis başkan vekili atıyoruz. Terör örgütü niye meclis? Yargı kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi idare amiri bak. HDP'li idare amiri var Türkiye Büyük Meclisi. Türkiye'de diktatörlük olsaydı arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bizde anayasa yürürlükte mi? Anayasa yürürlükte mi? Yürürlükte. Anayasa mahkememiz var mı? Var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı var mı? Var. Bir partinin terörle ilişkili olması durumunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ne yapıyor? Dava bu parti terörle ilişikli kapatılması lazım diye Anayasa Mahkemesi'ne dava açıyor. Verdi Anayasa Mahkemesi ne yapıyor? Delilleri inceliyor. Savunma. Peki kardeşim Anayasa Mahkemesi daha hüküm vermeden biz kimin kararına göre HDP'yi mahkum edeceğiz? Buna bakanlık ettik verilmez. Mi? Bu terörist, bu PKK'lı diyeceğiz. Kim diyecek bunu? İktidar mı diyecek? Zaten böyle bir hakkımız İktidar yok. İktidar mı diyecek? Şaban Bey böyle biz zaten demiyoruz. Biz ama diyor, fikir beyan ediyoruz. Siz de diyorsunuz, iktidar da diyor. Fikir beyan ediyoruz. Ben şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Siyasi partiler de söyleyebilir. HDP'nin PKK ile organik bir bağlantısı var. Hatta tamam, HDP, o zaman devlet HDP, bunu kanıtlayacak, kapatacak. Siyasal alandaki uzantısıdır. Bunları rahatlıkla sen söyleyebilirsin. Sen söyleyebilirsin. Sen vatandaş olarak söyleyebilirsin. Bu arada bir bilgiyi paylaşayım ben size. Fuat Bey, HDP'nin elinde kalan şeyler, belediyeler, zaten elinde kalanları saysak daha kısa bitiyor. Kayyum atanmamış olanlar. Şırnak Slopi Belediyesi, Şırnak Balveren Belde Belediyesi, Diyarbakır Çınar Belediyesi, Erzurum Karaçoban Belediyesi, Batman, Ağrı Patnos Belediyesi, Adıyaman Kömür Belde Belediyesi olarak söylenmiş. 6 tane galiba. Batman. Evet, 6 belediye. Bir de Batman da var. Batman'ı bilemiyorum. Batman alınmış galiba. Bakın şimdi Ayhan Bilgen'i Kars Belediye Başkanı seçildi HDP'den. Görevden aldılar. Ayhan Bilgen'i HDP'li görevden aldılar. İşte cezaevinde girdi, yattı adam. 8-10 ay yattı galiba. Çıktı, şu anda siyasi parti kurdu. Hani şey teröristi PKK'yla hüküm verilmediyse kurar. Hüküm efendim? Hüküm verilmediyse üstüne tazminat alır. Belediyesini niye aldın? Belediyesini niye aldınız elinden? Bak bilgiye dayalı konuşmuyor. Normalde kardeşim, normalde belediye mahkemesi devam etmediğini biliyor musun? Ülkede, bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Hocam, bu ülkede hukuk egemen olacak kardeşim. Şaban Bey, Ayhan Bilgen'in davaları bitti mi? Beraat etti mi? Bitti mi? Bitmedi. Parti kurdu adam. Tamam, seçim olsa verilmedi ki. Seçim olsa yeterli oy alsa belki iktidara gelecek. Mahkemesi süren kişinin adli siciline kaydı olmuyor biliyorsun mahkeme sonuçlanmadan. Tamam, o zaman niye, her şeyi belediye yapar. Niye görevde? Belediye tamam, toparlayın isterseniz şeye dönelim. Bu bir devlet stratejisi. Hacı Yakışıklı'ya döneceğiz. Devlet stratejisini kim belirliyor kardeşim? Devlet stratejisini hukuk belirliyor. Devlet stratejisini devlet ve hukuk belirliyor. Bak bu kadar. Bu hukuksuzluk öyle yere gidiyor ki iktidar. Ya HDP'li bir siyasetçi cumhurbaşkanı seçilse ne olacak hacı? Kandilden çıksın diye mi bekleyeceğiz? Cumhurbaşkanının iki tane danışmanı istifa etti. Niye istifa etti? Hangi danışmanlar istifa etti? İki tane istifa etti geçen hafta. Cumhurbaşkanının. Kim istifa etti? Serkan Taranoğlu ile Korkmaz Karaca. Serkan Taranoğlu ile Korkmaz Karaca kendisi istifa etti. Tamam, Serkan onunla istifa edip etmediği netleşmedi. Etmiş. Barış, Şaban Bey, Barış Bey diyorum. Aklın hep bende. Yok hacı. Evet, aklım sende kalmış. Neden? Şunu diyeceğim. Şaban Bey. Haklarındaki iddialar neyse, nedeniyle. Sen bitir de seni kesmeyeyim de. Benim söyleyeceklerim var. Haklarındaki iddialar toparlayın nedeniyle. Şaban Bey. Neden şey yargı çalışmıyor? Sen işi döndürüp dolaştırıp suç örgütlerine getireceksin. Suç örgütlerine getirmiyorum. Arkasına yani bak hukuk AKP'li olunca işlemiyor. Getireceksin, muhalefet olunca getireceksin. Daha Gülşen olayı ya. Sanatçı Gülşen. Getir konuyu nereye? HDP'den nereye getirdin?
E KHK'lılar, bak KHK ile görevden alıyorlar. KHK ile görevden alıyorlar. Adam mahkemeye veriliyor. Adam mahkemeye veriliyor. Özgürlük. Göreve dönüyor. FETÖ'cü diye beraat ediyor. HDP, Selahattin Demirtaş'a özgürlük. Mahkeme FETÖ'cü olmadığına dair karar veriyor ve diyor ki göreve iade. İçişleri Bakanlığı diyor ki ben göreve iade etmem. Niye? Ya mahkeme beraat ettirdi ama ben gene de güvenmiyorum. O da bir ya abi. Kardeşim böyle hukuk devleti olur mu? Şaban Sevinç bitti mi? Ya bitti yani şöyle yani kardeşim anayasa, hukuk ne diyorsa ona göre karar vermeliyiz. Öbür türlü subjektif kararlarla şeyi böleriz, toplumu böleriz. Nitekim bu HDP'li belediyelerin görevden alınması, HDP'li milletvekillerinin yani suçsuz olanların hani böyle şey, toptan itibarsızlaştırılması Kürt vatandaşı şu duruma düşürüyor. Kardeşim belediye başkanı seçiyorum, görevden alıyorlar. Milletvekili seçiyorum, öteliyorlar, dövüyorlar, atıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Demek ki benim demokrasiye katılmam, hani demokratik hakkımı kullanmamın önünde Türkiye'de engeller var. O zaman ben gideyim hani işte PKK'ya diye bir şey olabilir, bir durum doğurabilir. Bu arada Batman da görevden alınmış. Fakat görevden uzaklaştırdıktan sonra hapse atılmış. Sonra da tahliye edilmiş. Belki aklınızda o kalmıştır. Evet, Hacı Yakışıklı sendeyiz. Teşekkür ediyorum. Şimdi konu İYİ Parti'den başladı. Ben kayyımlarla ilgili şeyler söyleyeceğim ama İYİ Parti'den başlayalım. İYİ Parti ne oldu da CHP'li vekilin görüşüne topyekun karşı çıktı. Yani İYİ Parti'de bir şey oldu demek ki. Hani Barış Bey de diyor ya CHP, HDP iyi gidiyor. Ya İYİ Parti'ye ne oldu? Hadi AK Parti itiraz etsin HDP'ye. MHP ile beraber devletin bekası diyerek itiraz etsin. İYİ Parti CHP ile ortak olmasına rağmen niye böyle üst perdeden HDP'ye karşı geliyor? Dolayısıyla CHP HDP işbirliği yapsın, İYİ Parti de takip etsin canım. Böylece oyları toplasınlar bir havuzda. Senin yorumun tabii. Tabii ben yorumluyorum şimdi. Çünkü CHP niye böyle CHP'den ayrışıyor? Niye İYİ Parti bunu üzerine vazife edindi? Yani HDP'ye karşı çıkmayı niye vazife edindi? Peki HDP'liler niye şaşırdı? İYİ Parti'nin tavrına şaşırdılar dedim mesela. İYİ Parti'nin tavrına HDP'liler niye demedim, şaşırdı? Üzülüyorlar. Şimdi niye toplum üzülüyorlar? Toplum ayrıştırılıyor yani, diye. Yani ne oldu da HDP'lilerle İYİ Parti, HDP'liler ne oldu da İYİ Partililerin tavrına şaşırır oldular, üzülür oldular? Çünkü sürekli... Bu İYİ Parti niye bize böyle yaptı? Şimdi hemen denk... Çünkü ben şimdi yorumlarımı yapıyorum. Denklem şunun üzerine kurulmuştu. CHP ve HDP birlikte hareket edecekler. CHP ve HDP beraber olacaklar. CHP, HDP'nin savunduğu argümanları yumuşatarak değişik şekillerde savunacak. İYİ Parti HDP ile bir arada gözükmeyecek. Öyle gidiyordu çünkü. HDP'nin ziyaret etmediği parti kalmadı. Davutoğlu'na da gitti. Deva'ya da gitti. CHP'ye de gitti.